tonight. Rabbi sana ise bugün birini ziyaret edecek. Somebody is about to leave here with a miracle tonight. Bugün birini buradan bir mucizeyle çıkacak. Nobody come in contact with Jesus and remain the same. İsa Mesih'le kontağa geçip de aynısı ya da geçmişi gibi olan bir daha yoktur. When you come in contact with fire, fire must touch you. Ateşe yaklaştığınız zaman ateş size dokunmalıdır. That for tonight, somebody's destiny is about to change. Whether the devil likes it or not, you are in the arena of miracle tonight. Şehrin hoşuna gitsin veya gitmesin, siz bugün mucize arenasındasınız. The Bible says, where two or three are gathered together in his name, he's here. Kutsal'da diyor ki iki veya üç kişi, onun ismi için ne zaman bir araya gelirse Rab orada onların ortasındadır. That means the name of Jesus Christ has power. Bu demek ki İsa Mesih isminde güç vardır. Something is about to happen to somebody tonight. Bugün birilerine bir şeyler olacak. Hallelujah. 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 We are going to get into the Word of God. Rabbin sözüne dalacağız. If you have your Bible, I want to talk to you about it. Eğer kutsal kitabınız varsa lütfen açın. Because without the Word of God, nothing can be done. Çünkü Rabbin sözü olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. We are going to start from John chapter 11. Yuhanna 11. bölümden başlayacağız. We are not going to read the whole chapter in John 11. Bütün bölümü okumayacağız. But I'm going to move from verse to verse. Ayetten ayete geçeceğiz. As the Spirit leads. Rabbin kutsal ruhu yönettiği şekilde olacak. But almost everybody knows the story about a man called Lazarus. Lazarus'ındaki adamın hikayesini birçokları bilir. Even the Sunday school children knows the story about the man called Lazarus. Pazar günü kutsal kitap kilisede okula giden çocuklar da Lazarus'ın hikayesini bilir. The whole chapter of 11 talks about a man called Lazarus. Bütün 11. bölüm Lazar isimli adamdan bahsediyor. When you open your Bible and begin to look at it, it talks about a man who was sick. Bu bölüme baktığınızda çok hasta olan bir adamdan bahsediyor. The Bible didn't tell us specifically what he was suffering from. Kutsal kitap tam olarak neden acı çektiğini, neden hasta olduğunu söylemiyor. But the Bible said Lazarus was sick. Ama kutsal kitap diyor ki Lazar hastaydı. And Mary, Martha and Lazarus were Jesus' friends. Maria, Martha ve Lazar İsa Mesih'in arkadaşlarıydılar. We're going to read a few verses so you can get the gist of this. Buradan bir iki ayete bakacağız ki hikayeyi kavrayalım. I'm going to allow Annabelle to read it from my own Bible. Ben okuyacağım buradan. Birinci ayetten başlıyorum. 15'e kadar okuyacağım. Betanya'dan Meryem ile kız kardeşi Martha'nın köyünden Lazar adlı bir adam hastaydı. Değerli yağla Rabbi mesederek ayaklarını saçlarıyla silmiş olan Meryem buydu. Onun kardeşi Lazar hastaydı. İndi İsa'ya, Ya Rab, işte sevdiğin hastadır diye iki kız kardeş haber gönderdiler. İsa işittiği zaman dedi, bu hastalık ölüm için değil. Fakat Allah'ın oğlu bununla taziz olsun diye Allah'ın izniyle İsa Marta'yı, onun kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Ve hasta olduğunu işitince o vakit bulunduğu yerde iki gün kaldı. Ondan sonra şakirtlerine yine Yahudiye'ye gidelim dedi. Şakirtler ona dediler, Rabbi, şimdi Yahudiler seni taşlamaya mı uğraşıyorlardı? Yine oraya mı gidiyorsun? İsa ona cevap verdi, günde 12 saat yok mu? Eğer insan gündüz gezerse sürçmez. Çünkü bu dünyanın nurunu görür. Fakat insan geceleyin gezerse sürçer. Çünkü kendinde nur yoktur. İsa bu şeyleri söyledi ve ondan sonra onlara dedi. Dostumuz Lazar uyumuştur. Ancak onu uyandırmak için gidiyorum. İndi şakirtler ona dediler. Ya Rab, eğer uyumuşsa iyi olacaktır. İsa onun ölümü için söylemişti.
Fakat onlar sandılar ki uyku uyumak için söylüyor. İndi o vakit İsa onlara açıkça dedi, Lazar ölmüştür ve iman edesiniz diye orada bulunmadığıma seviniyorum. Fakat yanına gidelim. Amen. 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 Now the Bible said that Lazarus was sick. Kutsal kitap diyor ki Lazar hastaydı. And Jesus Christ was sent to come and heal his friend. Ve İsa Mesih'e haber gönderildi ki gelsin bu sevdiği arkadaşı Lazar'ı iyi etsin. And the Bible said he did not go. Ama kutsal kitap diyor ki İsa gitmedi. He went and started doing other things God asked him to do. Rabbin ondan istemiş olduğu farklı işlerini yapıyordu çünkü. The Bible says then this man died. Ve bu süre zarfında bu adam öldü. And he was buried. Ve gömüldü. After he was buried for 4 days, 4 gün gömüldükten 4 gün sonra, Jesus Christ told his disciples, "Let us go now." İsa Mesih öğrencilerine dedi ki, "Hadi şimdi gidelim." And of course, remember that the disciples said to him, "Hatırlarsanız öğrencileri İsa'ya dediler ki, when you were invited to go and pray for him, you did not go." Seni davet ettikleri zaman ona dua etmen için gitmedin. Now the man is dead and you're going. Şimdi bu adam öldü ve sen gidiyorsun. Jesus said, "Lazarus is sleeping." İsa onlara dedi ki, "Lazar uyuyor." Now he's the only one. İsa Mesih. Who has ever called a dead person sleeping? Bir ölüye uyuyor diyen tek kişi İsa Mesih olmuş. So the disciples said, "Well, if he's sleeping, let him sleep." Öğrenciler de dedi ki, "Tamam, uyuyorsa uyusun." So Jesus Christ then realized the level of their faith. O sözü söylediklerinde İsa onların iman seviyelerini anladı. And then he says to them, "Okay, Lazarus is dead." O zaman dedi ki, "Tamam, Lazar ölmüştür." But I'm going there now to raise him from the dead. Ama ben şimdi oraya onu ölümden diriltmeye gidiyorum. When we begin to read this chapter now. Eğer bu bölümü okursanız, he says when Jesus appeared at the place, İsa Mesih o yerde göründüğünde, belirdiğinde orada, people were crying. İnsanlar ağlıyordular. Martha came and said, "Jesus, where have you been?" Martha geldi dedi ki, "İsa neredesin bu kadar zamandır?" "We asked you to come when my brother was sick, you didn't come." Kardeşim hastayken sana haber gönderdik ve sen gelmedin. "Now my brother is dead." Şimdi kardeşim öldü. Jesus looked at Martha. İsa Mesih Martha'ya baktı. "Martha, your brother shall rise again." Ve ona dedi ki, "Martha, senin kardeşin kıyam edecek." Could you imagine how Martha was feeling to hear that? Martha'nın bu sözleri duyduğunda nasıl hissettiğini algılayabiliyor musunuz? "My brother was sick, we invited, you didn't come." Kardeşim hastaydı, sana haber gönderdik ve sen gelmedin. "Now my brother is dead, 4 days in the grave, and you tell me he will live again." Kardeşim öleli 4 gün oldu, mezarda yatıyor ve sen bana diyorsun ki o tekrar yaşayacak. "Martha, your brother shall rise again." Martha, senin kardeşin dirilecek, kıyam edecek. Hallelujah. Hallelujah. I'm prophesying to you tonight. Bugün size bu peygamberlikte bulunuyorum. I prophesy to you tonight. Size peygamberlikte bulunuyorum. Your Lazarus will rise again. Sizin Lazarus'ınız da tekrar dirilecek. Must come alive again. Hallelujah. Jesus told Martha, "Your brother shall rise again." But Martha was thinking in her mind. Ama Martha aklıyla düşünüyordu. How can my brother rise again? Kardeşim nasıl tekrardan dirilir? I saw him put in a grave. Onu mezara koyarken gördüm ben. By this time he's decomposing. Bu vakte kadar artık çürümeye başlamıştır. Jesus said to Martha. İsa Martha'ya dedi ki, "Show me where you have buried your brother." Kardeşini nereye gömdüğünü göster. If you read the whole chapter, that's what I'm telling you what the scripture says. Bütün hepsini okursanız bunları diyor, orada yazanı size söylüyorum ben. Martha said, "Jesus, my brother is smelling now." Martha ona dedi ki, "İsa, kardeşinden kötü koku geliyordu." That means all hope is gone. Bu ne demek biliyor musun? Bu demek ki bütün ümit artık kesildi. Yok, hiçbir ümit yok. Jesus said, "Martha, show me the grave where your brother was buried." İsa bizim Martha'ya dedi ki, "Kardeşinin gömüldüğü mezarı göster bana." Martha said, "Jesus, my brother is smelling right down in the grave." Martha dedi ki, "Benim kardeşim kokuyor o mezarda." Let me announce to you tonight. Size bunu söylemek istiyorum bugün. Jesus Christ is never too late. İsa Mesih hiçbir zaman çok geç kalmaz.
because he is God. Çünkü o Rabbim. Jesus said to Martha, İsa Martha dedi ki, your brother shall rise again. Senin kardeşin dirilecek. I wanted to look at it. Bakmanızı istiyorum. Because some of you don't know that this is the scripture. Çünkü bazılarınız bunların kutsal kitapta olduğunu bilmiyorsunuz. In the same chapter, aynı bölümde, we are going to read from verse 21 to 26. 21'den 26'ya kadar okuyacağım. So you can see for yourself. Ki siz de göresiniz. Go ahead. Martha İsa'ya dedi. Ya Rab, eğer burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi de bilirim ki Allah'tan ne istersen Allah sana verecekti. İsa ona kardeşin kıyam edecektir dedi. Martha ona dedi. Bilirim ki kıyamette son günde kıyam edecektir. İsa ona dedi. Kıyamet ve hayat benim. Bana iman eder ölmüş olsa da yaşayacağım. Halleluya. Halleluya. Now go to verse 34. Şimdi 34. ayet. Listen carefully. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Okuyorum. Ve dedi, onu nereye koydunuz? Ona yarat, gel de bak dediler. İsa ağladı. İndi Yahudiler, bak onu ne kadar seviyormuş dediler. Fakat onlardan bazıları dediler, körün gözlerini açan bu zat bir şey yapamaz mıydı ki bu adam da ölmesin? O vakit İsa yine içinden inleyerek kabre geldi. O bir mağaraydı ve önünde bir taş vardı. İsa taşı kaldırın dedi. Ölenin kız kardeşi Martha ona dedi, Ya Rab artık kopmuştur çünkü 4 gündür. İsa dedi, sana eğer iman edersen Allah'ın izzetini göreceksin demedin mi? Amin. Jesus Christ said to Martha, İsa bizi Martha'ya dedi ki, show me where you have buried your brother. Kardeşini nereye gömdüğünü göster. Many times we think all hope is gone. Birçok zamanlar bildiğin artık tükendiğini düşünüyor. Jesus Christ told Martha, I specialize in smelling situations. İsa Mesih Martha'ya dedi ki, benim özel alanıma geliyor korkmuş şeyler. Jesus said, Martha, this is my specialty. When all hope is gone, that's where I come. İsa Mesih Martha'ya dedi ki, bu benim özel alanım. Ne korkmuşsa ben onu hayata getiririm. Your situation is not too late to change. Durumunuz için çok geç değil mi? I don't care what the doctor has been saying to you. Doktorun size ne dediği umurumda değil. It doesn't matter what your mind is telling you. Sizin bilginizin size ne dediği önemli. Jesus Christ is never too late. İsa Mesih asla geç kalmaz. When all hope is gone. Bütün ümit tükendiğinde. That's when it comes. İşte o zaman beliriyor. That's when it comes. İşte o zaman geliyor. That's when it comes. Solve your problems. Politikacılar problemlerinizi çözemez. The government can solve your problem. Hükümet de probleminizi çözemez. That's why the government comes and they go. Bu yüzden hükümetler gelirler ve giderler. Another group comes and they go. Başka bir parti gelir ve gider. Another group comes and they go. Başkası gelir ve gider. But God said, I am the Lord and I change it not. Ama Rab dedi ki, ben Rabbim ve ben değişmem. He says, I am the beginning and I am the end. Dedi ki, ben başlangıç ve sonum. God sees the end from the beginning. Rab sonu başından görür. Because he is still God. Çünkü o halen Rabbim. He told Martha, your brother shall rise again. Martha dedi ki, kardeşim tekrar yaşayacak. Think about this, this man is smelling in the grave. Bu adam kokuyor artık mezarda. In a hot climate. İklimi sıcak olan yerde. When you put somebody in the ground, in the grave. Birini gömdüğünüz zaman. The intensity of the heat. Yerin altında bulunan o ısının yoğunluğunda. And the person being in a coffin. In a, ve bir insan bir tabutun içinde olduğunda. In 2 days. 2 gün içinde. That person will start smelling. O kişi kokmaya başlar. In 2 days. 2 günde. Now 4 days. Şimdi 4 gün olmuştur. Martha said, Jesus, my brother is smelling. Martha dedi ki, İsa, kardeşim artık kokuyor. Jesus said in verse 40. İsa Mesih 40. ayette dedi ki, Martha, Martha, didn't I say to you, sana demedim mi iman edersen, if you would believe, inanırsan, you will see the glory of God. Rabbin yüceliğini göreceksin demedim mi sana? If you will believe, eğer
You will see the glory of God. Rabbin yüceliğini göreceksin. The glory of God was for Lazarus to come out of the grave. Rabbin yüceliği bu durumda Lazarus'ın mezardan kalkıp dışarı gelmesi. The glory of God is for you to prosper. Rabbin yüceliği sizin için sizin her yönden zenginleşmenizdir. God does not get glory for you having cancer here, diabetes here, arthritis here. It does not give God glory. Sizin kanser veya şeker hastası olmanızdan Rabbin yücelik almıyor. God gets glory when the sickness is healed. Hastalık şifa bulduğunda o zaman Rabb yücelik alıyor. God says hallelujah. Then Jesus said something to Martha. Ama İsa Martha'ya bir şey dedi. He said, take away the stone. Dedi ki, taşı bir kenara çekin. Take ye away the stone. Taşı kaldırın dedi. You must take away the stone of unbelief in your life. İnansızlık taşını hayatınızdan kaldırmanız gerekiyor. You must take away the stone of limitation from your life. Sınırlı olma taşını hayatınızdan kaldırmanız gerekiyor. There is nothing you cannot achieve in this life if you can remove limitation. Eğer limitleri, sınırları kaldırabilirseniz bu hayatta ulaşamayacağınız hiçbir şey yoktur. It's just a question of time. Bu bir sadece zaman meselesi. Once you have life in you, bir kere içinizde hayat varsa, and you have God in you, ve Tanrı içinizdeyse, nobody, nothing can limit you. Hiç kimse ve hiçbir şey size sınır koyamaz. Except to limit yourself. Ama eğer siz kendinize sınır koyuyorsanız o başka. And if you limit yourself, God cannot do anything for you. Ve eğer siz kendinize sınırlıyorsanız Rab sizin için bir şey yapamaz. Jesus told Martha, Martha, if you will believe, you will see the glory of God. İsa Martha'ya dedi ki, Martha, inanırsan eğer Rabbin yüceliğini göreceksin. The only place in the Bible, kutsal kitaptaki tek yer, where the Bible says, and Jesus wept. İsa Mesih'in ağladığını söylediği tek yer burası. The shortest verse in the Bible. Kutsal kitaptaki en kısa ayet. Why did he weep? İsa neden ağladı? Because he could not find even one single person to believe with him. Çünkü kendisiyle beraber inanacak tek bir şahıs bulamadığı için. He was not crying because he couldn't raise him from the dead. Ağlamasının sebebi Lazarus'u ölümden diriltememesi değildi. Even he couldn't get his own disciples to believe with him. Kendi şakirtlerini bile kendisiyle beraber inanmadığını gördüler. He couldn't get Martha and Mary and the group of people to believe with him. Martha, Mary, oradaki insanların kendisiyle beraber inanmadıklarını gördüler. You must remove limit of God. Rabbin üzerinden limiti kaldırın. Martha said, Jesus, I know that on the last day, my brother will rise again. Martha dedi ki, biliyorum son günde kardeşim kıyam edecek. Some of you are suffering and you think that God kept you where you are. Bazılarınız acı çekiyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki Rab sizi o yerde tutuyor. You are going through difficult times, you think it's God that placed you there. Zor zamanlardan geçiyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki Tanrı sizi o yerde tutuyor. What will God gain from you suffering needlessly? Sizin acı çekmenizden Rab ne Rab ne alıyor, ne ediniyor? God will not get glory out of you suffering needlessly. Sizin acı çekmenizden Rab bir yücelik almıyor. But what happens that we remove limit out of the doctors, they will put limit on God. Doktorlarımıza sınırsızlık veriyoruz ama Tanrı'ya sınır tanıyoruz. Some of you, if the doctor says to you, you take your pills 9 a.m. in the morning, 3 p.m. in the afternoon, 6 at night, you will not miss it. Bazılarınızda doktor eğer dese ki bu ilacı sabah 9'da, 3'te ve akşam 6'da alacaksınız, bundan hiç şaşmazsınız. Saatini böyle yaparsınız. That doctor could even be a witch. O doktor bir büyücü veya cadı da olabilir. And you are obeying the words of a witch. Ve siz bir cadının sözüne itaat ediyor olabilirsiniz. You are keeping his or her word exactly how they say it. Ve onların sözünü tam söyledikleri şekilde yerine getiriyorsun. Then Jesus Christ says to you, I'm the Lord that healed thee. He said, well, Lord, show me a sign. O zaman Rab size dediğinde, sana şifa veren Rab benim. Ona diyorsunuz ki, Rab bize bir işaret göster. And the doctor gives you a medication. Ama doktor size
size bir ilaç veriyor. He knows that it will not cure you. Ve bu ilacın size tedavi etmeyeceğini biliyor. So he said, okay, go and try this. If it doesn't work, git bunu dene. Eğer şey yapmazsa, you change it. Geri gel, ilacını değiştirelim. And then you go and try, it doesn't work. Gidersin, denersin, işe yaramaz, geri gelirsin doktora. Doctors are doing a good job. Doktorlar iyi işler yapıyorlardır. But they are human beings. Ama onlar da insan. They make mistakes. Onlar da hata yapar. But God can never make mistakes. Ama Tanrı asla hata yapmaz. Because God is God. Çünkü Tanrı Tanrı'dır. Hallelujah. Hallelujah. You have to begin to believe this God. Bu Tanrı'ya inanmaya başlamanız lazım. If I can get you just to believe and have that tiny mustard seed faith. Eğer o hardal tanesi kadar imanınız olursa, you can move the mountain. Dağı yerinden oynatırsınız. You can move the mountain. Dağı yerinden oynatırsınız. But when your mind is telling you it's not possible. Ama fikriniz size bunun mümkün olmadığını söylediğinde, your mind is telling you you cannot make it. Fikriniz size bunu başaramayacağınızı söylediğinde, and you are listening to your mind. Ve siz kendi fikrinizi, aklınızı dinliyorsunuz. Your mind is telling you it is too late. Aklınız size diyor ki artık çok geç. Martha was told it's too late. Martha dedi ki artık çok geç. Martha said, Lord, leave him alone. He's smelling. Martha dedi ki Rab bırak artık kötü de kokmaya başladı. Jesus said, Lazarus, come forth. İsa Mesih dedi ki Lazarus dışarı çık. Lazarus, come forth. Lazarus dışarı çık. The man who was dead. Ölü olan adam. His spirit has already gone to God. Ruhu Rab'bin yanına gitmiş olan adam. His flesh decomposed. Bedeni çürümüş olan adam. The Bible says the man started hopping out of the grave. Ve kutsal kitap diyor ki adam mezardan dışarı çıkmaya başladı zıplayarak. If you read it, that's what it says. He said. Okursanız böyle olduğunu söylüyor. He started hopping out of the grave. Zıplayarak çıkıyor mezardan. Then Jesus said, loose him and let him go. İsa bir şey oldu dedi ki bağlarını çözün ve bırakın gitsin. He was bound. Çünkü o bağlıydı. He was bound both feet and hand. Ellerinden ve ayaklarından bağlıydı adam. And they put a cotton wool through his nose. Ve burnuna kamplar tıkalıydı. But because Jesus Christ is life. Ama İsa Mesih hayat olduğu için death could not stop life. Ölüm hayatı durduramadı. Hallelujah. Hallelujah. So whatever you are believing God for. Rabbe ne için iman ediyorsanız. Is it in our churches? Bizim kiliselerimizde. Both in Nigeria. Hem Nijerya'da. America. Amerika'da ve İskoçya'da. Every year we write prayer requests. Dua istekleri listesi yaparız. At the back of my Bible, I have my prayer request. Kutsal kitabının arkasında benim dua isteğim listem var. 15 things that I wanted God to do for me this year. Orada Rabbim benim için bu sene yapmasını istediğim 15 tane madde vardı. And the 15 things are impossible things that no man can do except God. Ve bu 15 tane şey asla bir insan yapamaz, yaparsa Tanrı yapar. Is it the Bible says, count your blessings and name them one by one. Kutsal kitap diyor ki bereketlerinizi tek tek sayın ve onları isimlendirin. How can you tell somebody that God has done something for you if you don't have the evidence? Eğer elinizde ispatı yoksa Tanrı'nın sizin için bir şey yaptığını bir başkasına nasıl söylersiniz? By the month of June, God has answered the whole 15 for me. Haziran ayı geldiğinde Rab bütün 15'lerin zaten cevabı vermişti. Many of our members are giving testimony, people that got contracts, businesses. Üyelerimizden birçoğu şahitlerini veriyorlardı, ticaretlerinde başka bir şeylerdi. Because we pray according to the word of God. Çünkü biz Rabbin sözüne göre yaptık duamızı. We are not Sarah, Sarah, whatever will be, will be. Ne olacaksa ne olacak diye düşünce tarzımız yok. God said, call upon me in times of trouble and I'll answer you. Rab dedi ki, çaresizlik zamanında beni ara ve seni sana cevap vereceğim. How can somebody be a Christian from January to November, no testimony? Bir insan, bir Hristiyan nasıl Ocak'tan Kasım'a kadar yaşar da bir şehadeti olmaz? I can't understand it. Bunu anlayamıyorum ben. I can't understand it. Anlayamıyorum ben. From January to November. Ocak ayından Kasım ayına kadar. No testimony. Hiçbir şehadetinin olmaması. How can you believe I do that? Bir imanla nasıl böyle olur? When Jesus Christ lives inside you. İsa Mesih sizde yaşarken. I tell people in our church that I'm pregnant. I'm always pregnant.
İnsanlar, kiliseldeki insanlar diyorum ki ben hep hamileyim. You can't see, but I'm pregnant right now. Göremiyorsunuz ama ben şu anda hamileyim. Because I have projects in my spirit that God, I'm pregnant with, that God is fulfilling. Çünkü bende bazı projeler var ki bekliyorum Rabbin onları gerçekleştirmesini. Because when you are pregnant, çünkü, one day you know that baby is coming out. Çünkü eğer hamileyseniz biliyorsunuz ki bir gün o bebek dışarı çıkacak. The Bible says the expectation of the righteous shall not be cut off. Amen. Kutsal kitap diyor ki doğru olanın beklentileri hiçbir zaman her zaman gerçekleşir. When a woman is pregnant, bir kadın hamile olduğunda, maybe the first week, ilk haftasında belki, maybe the second week, ikinci haftasında, you will not know. Bilmeyebilirsiniz ilk haftalarda. They're just wearing their high heel and just want to move their body. Topuklu ayakkabılarını giyip ortalıkta dolanıyor olabilirler. Maybe one month you will not know. Belki bir ayda bilmezsiniz. Or so when the baby start coming, start getting bigger. Ama bebek büyümeye başladığında, they change. Yürüme bile değişir. Their step will change. Adım atması değişir. Because they are carrying something. Çünkü bir şey taşıyorlar. They are carrying a blessing. Bir bereket taşıyorlar. Some of them, their legs start swelling up. Bazılarının bacakları şişmeye başlar. Some of them, they start eating all kinds of things. Bazıları her yemeği ne bulurlarsa onu yerler. Because their body has changed. Çünkü vücutları bir değişime uğramış. As a born again Christian. Yeniden doğmuş bir imanlı olarak. You should not be begging or just sit somewhere not knowing who you are. Bir yerde oturup kim olduğunuzu bilmeyerek yaşamamalısınız. Do you know that in the Bible? Biliyor musunuz ki kutsal kitapta? God honored every single person who operated by faith. İmanla hareket eden herkesin Rab cevap verdi. There was a woman in the Bible. Kutsal kitapta bir kadın var. Her daughter was sick. Ve o kadının kızı hastaydı. She came to Jesus Christ. İsa Mesih'e geldi. He said, Jesus. Dedi ki İsa. Please help my daughter. Lütfen kızıma yardım et. Jesus ignored the woman. İsa kadını görmezden geldi. You see what Jesus did at the time of Lazarus. Lazarus zamanında İsa'nın ne yaptığını bak. Jesus does those things to know how important that thing is to you. İsa Mesih sizin zor zamanlarınızda böyle şeyler yapıyor. Some of you sitting down here, you cannot fast. You can't fast. Bazılarınız burada oruç bile tutamıyorsunuz. You can't even fast for a few hours. Birkaç saat bile oruç tutamıyorsunuz. You're always putting something in your mouth all the time. Daima ağzınıza bir şeyler tutuşturuyorsunuz. You cannot lock yourself in the house and begin to pray. Kendinizi eve kapatıp dua etmeye başlayamıyorsunuz. So that God can open the heavens on your behalf. Kim gökleri açsın ve size yardımcısın. The Bible says that's the time for everything. Kutsal kitap diyor ki her şeyin bir vakti mevsimi var. That's the time to eat, that's the time not to eat. Yemenin vakti var, yememenin vakti var. That's the time to talk, that's the time not to talk. Konuşmanın ve konuşmamanın zamanı var. That's the time to pray, that's the time not to pray. Dua etmenin zamanı var, dua etmemenin zamanı var. This woman said, Jesus. Bu kadın dedi ki İsa. Help my daughter. Benim kızıma yardım et. Jesus, the letter Jesus said, woman. İsa Mesih dedi ki. I am not sent to you, I'm sent to the children of God. Ben sana gönderilmedim, ben Tanrı'nın çocukları için gönderildim. Do you want Jesus, please help me. Kadın devam etti ama lütfen bana yardım et. The disciples told Jesus, drive that woman away. The disciple asked Jesus to drive the woman away. Şakimler İsa'dan bu kadını göndermesini istediler. Jesus, you man continued swallowing Jesus. Ama kadın devam etti. Then Jesus said to the woman. O zaman İsa kadına dedi ki. Jesus said to the woman. İsa kadına dedi ki. Woman. You are a dog. I cannot give the children's bread to a dog. Kadın sen bir köpeksin de ben çocukların ekmeğini köpeklere veremem. You think the woman will be upset? Sizce kadın üzülmüş müdür? The woman said, Jesus. Kadın dedi ki İsa. Thank you for the compliment. Bana yaptığın iltifattan dolayı teşekkür ediyorum. I'm a dog. Ben bir köpeğim. Even the dog. Ama köpekler bile. Eats the crumbs. Kırıntıları yerler. That falls from the master's table. Efendinin masasından düşen kırıntıları. Jesus said, woman. İsa Mesih dedi ki kadın. Great is your faith. Senin imanın büyüktür. Whatever you want, you have it. Ne istiyorsan senindir. Hallelujah. 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 Now, if you read the Bible, kutsal kitabı okursanız, you will not find anywhere in the Bible. Kutsal kitapta şunu bulmazsınız. Where Jesus told the disciples, great is your faith. İsa Mesih şakirlerden hiçbirine senin imanın büyüktür dedi. Hiçbir yer. In the Bible. Devam et.
But this woman, ama bu kadın, who contacted him through her faith, imanı aracılığıyla İsa'ya ulaşan bu kadın, Jesus said, "Great is your faith." İsa ona dedi ki, imanın büyük. Whatever that you want belongs to you. Ne istiyorsan o senindir. You see how faith can contact God. İman Tanrı'yla iletişime geçer. Jesus changed the whole history of the land because of human faith. Bu kadının imanından dolayı İsa Mesih o diyarın tarihini değiştirdi. Jesus can change your family, your destiny just by a mustard seed faith. İsa Mesih sadece hardal tanesi kadar imanla ailenizi ve geleceğinizi değiştirir. I have seen where God makes somebody a millionaire in a week. Ben gözlerimle gördüm Tanrı'nın birini bir hafta içinde milyoner yaptı. Even the person collapsed and said, "This cannot be true. This cannot be true." O kişinin kendisi bile bu şey mümkün olamaz diyor. I have seen where God raised the dead. I said yesterday in London, in hospital, in London, before my eyes. Gözlerimin önünde Londra'da ölümün dirildiğini gördüm. And you know the British people, for them to confirm that that person was dead and raised, there must be an evidence. İngiltere'de bir insanın ölmüş ve dirilmiş olmasını kanıtlamak için gerçekten bir kanıt olması lazım. In the Bible, kutsal kitapta, I'm going to show in the Bible where a church people, just like we are sitting down here, church people in the Bible. Kutsal kitapta kiliseye giden insanlar, a member of the church died. Ki kiliseye giden bir insanın öldüğü, and they refused to bury the person. Ve o insanı gömmeye kabul etmediklerini, they refused. They said, "God, you have to raise this woman back to life." Sadece birkaç kişi dedi, "Rab, bu kadını hayata geçirmelisin." diye. A church member. Bir kilise üyesi. The person was not a pastor. Bunu diyen bir pastör was değildi. Was not an elder. Bir ihtiyar değildi. Was not even a deacon or deaconess. Görevli değildi kilisede. Because the church knows that Jesus made a promise. He said, "If you can believe, all things are possible to him or her who believes." Kilise biliyor ki o iman eden kişiye her şey mümkündür. Open your Bible and go with me. Let's look at it. Bakalım beraber kutsal kitapta. Where a church refused to bury somebody and ask God to raise the person back to life. Şöyle bir ayete bakalım. Kilisenin bir ölüyü gömmeyi reddettiğini ve Rab'den onu tekrar dirilttiğini istemesine bakalım. Acts chapter 9. Resullerin işleri, elçilerin işleri. We are going to read from verse 36 to 42. 9. bölüm 36. ayetten 42. ayete kadar. From verse 36 to 42. 36'dan okuyoruz. Yahuda Tabita adlı, ki tercümesi Ceylan demektir, bir kadın şakir vardı. Bu kadının yaptığı iyi işler ve sadakalar pek çoktu. Ve vaki oldu ki o günlerde hastalanıp öldü. Onu yıkadıktan sonra bir yukarı odaya koydular. Linda Yopa'ya yakın olduğunda şakirler Kresus'un orada bulunduğunu işitip bize kadar gelmekte, gecikmekte diye yalvarmak için kendisine iki kişi gönderdiler. Kresus'ta kaldık onlarla gitti. Ve geldiği zaman onu yukarı odaya götürdüler. Bütün dullar yanında durup Ceylan'ın onlarla beraberken yaptığı bütün gömlekleri ve eskapları göstererek ağlıyorlardı. Fakat Petrus hepsini dışarı çıkardıktan sonra diz çöküp dua etti ve cesede dönüp "Tabita kalk!" dedi. O da gözlerini açtı ve Petrus'u görünce kalkıp oturdu. Petrus ona elini verip kendisini kaldırdı ve mukaddesleri ve dulları çağırıp onu diri olarak önlerine koydu. Bütün yapıda bu malum oldu ve birçoğu Rab'be iman ettiler. Ve vaki oldu ki Petrus çok günler yapıda Simur adlı bir davanın yanında oturuyordu. The Bible says that this woman's name was called Tabitha. Kutsal kitap diyor ki bu kadının ismi Tabitha'ydı. She was just doing good work in the church. İyi kilisede iyi işler yapan bir kadındı. Helping the widows. Kadınlara yardım ediyordu, dullara. Whatever she was asked to do, she does it. Kendisinden ne isteniliyorsa yapıyordu. Sewing clothes and giving to the poor people. Elbiseler dikip fakirlere veriyordu. One day she was sick and she died. Bir gün hastalandı ve öldü. The church said, "No, no, we're not going to bury her." Ve kilise dedi ki, hayır, "This woman is too good to die." Bu kadın o kadar iyi ki ölmemeli. They cleaned her up very well. Onu çok iyi bir şekilde temizlediler. And lay her on the bed. Ve onu yatağa uzattılar. And said, "We are not burying this woman." Ve dediler ki, biz bu kadını gömmüyoruz. They sent somebody
to Joppa to call Peter. Ve Petrus'un çağırması için birini yolladılar. I want to take you on a journey in that chapter to see something. Bu bölümde sizi bir yolculuğa götürmek istiyorum ki bir şey görelim. When Peter arrived, Petrus geldiğinde, they said to Peter, Petrus'a dediler ki, this woman is not supposed to be dead. Bu kadının ölmüş olması gerekmiyor. Look at the clothes she saw for that woman. Bakın onun yaptığı elbiseler. Look at what this one is wearing came from Tabitha. Şu kadının giydiği bu kıyafeti yaptıran Tabitha. Peter, why should she die? Petrus niye ölsün ki böyle biri? They were crying. Ve onlar ağlıyorlardı. It was their faith. Onların imanıydı bu. It wasn't Peter's faith. Petrus'un imanı değil. You see, if they had not sent for Peter, eğer Petrus birini göndermiş olmasa, if they had prayed themselves and called Tabitha to come back, Tabitha would have risen. Eğer kendileri dua etmiş olsalardı Tabitha'nın dirilmesi için, Tabitha dirilirdi. The Bible said Peter then asked all of them to leave the room. Bu tuhafta diyor ki Petrus onların hepsinin dışarı çıkmasını istedi odadan. Peter said, Tabitha! Petrus dedi ki Tabitha! Arise. Ayağa kalk. Now, how can somebody die? How can somebody die? Birisi nasıl ölür? And a voice, ordinary voice of a person raises the person back to life. Ve herhangi bir insanın sıradan sesi o insanı nasıl tekrar hayata getirir? God honors faith. Rab imana bakar. In the book of Hebrews chapter 11 verse 6. İbraniler 11:6'da diyor ki, the Bible said without faith it is impossible to please God. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek mümkün değildir diyor. When God said that something is impossible, it is impossible. Eğer Tanrı bir şeyin mümkün olmadığını söylüyorsa o şey mümkün değil. This is the church we're talking about now. Şimdi kiliseden bahsediyoruz. The church in the Acts of Apostles. Resulülerin işleri kitabındaki kiliseden bahsediyoruz. Now in your own house you are facing some difficulties. Şimdi siz kendi evlerinizde bazı tecrübelerle yüzleşiyorsunuz. Some people, if mosquito bite them, they cry. If mosquito, one mosquito bites them. Bazıları eğer sivrisinek kendilerini ısırsa ağlarlar. The small headache, don't them, they cry. Biraz başları ağrısa ağlarlar. And they are carrying Jesus Christ inside them. Ve bu insanlar İsa Mesih'i taşıyorlar. You mean Jesus Christ you are carrying cannot help you? Yani taşıdığınız İsa Mesih size yardım edemez mi? That's what I'm talking about. Bundan bahsediyorum. What I'm talking about going to church. Kiliseye gitmekten bahsetmiyorum. The devil goes to church. Şeytan da kiliseye gidiyor. I can show you in the Bible. Kutsal kitapta gösterebilirim size. The devil gets dressed and goes to church. Şeytan da giyinip kuşanıp kiliseye gidiyor. We sit down, he sits down. Biz oturuyoruz, o da oturuyor. In the Bible. Kutsal kitap. I can give you quick two examples. Birkaç örnek verebilirim hemen. Number one, the Bible says that when we're in the church, birincisi kutsal kitap diyor ki biz kilisedeyken, and the word of God is being taught, ve Rabbin sözü öğretilirken, he says Satan comes immediately and steals the word. Şeytan hemen gelip o sözleri çalar diyor. That means he was in the church to steal the word immediately. Demek ki o çıkan sözü hemen çalabilmesi için orada hazır olması gerekiyor. He didn't say when you go home you steal the word. Right there when the word is coming. Demiyor ki eve vardığınızda o sözü sizden çalıyor. Daha siz oradayken hemen çalıyor diyor. If you look at the book of Job chapter 1 and in chapter 2 also. Eğer Eyüp kitabının 1. ve 2. bölümüne bakarsanız, the Bible says God invited his children to come and commune with him. Satan came also. Rabbin oğulları onun evine çıkarken şeytan da geldi diyor. He was not invited. Ama o davetli değildi. He invites himself. O kendi kendini davet etti. He's the only one that can come to your house whether you invite him or not. Sizin de davet etseniz de etmemişseniz de kendi kendine gelen bir tek olur. Amen. Abi. Because you see, if I come to your house, eğer ben sizin evinize gelsem, I knock on the door, ve kapıyı vursam, you have a choice to either open the door for me to come in or not. Bir seçiminiz var, kapıyı açarsınız. But Satan will come in whether you like it or not. Ama siz isteseniz de istemeseniz de hoşunuza gitse de gitmese de şeytan içeri girer. Because he's a spirit being. Çünkü o ruhsal bir varlık. He releases demonic spirits to go all over the place. Kötü ruhları her tarafa yollar. If you read that Job chapter 1, God said to Satan, Satan, where are you coming from? Birinci Eyüp'ün birinci bölümünde bakarsanız Rab şeytana dedi ki şeytan nereden geliyorsun? He said to God, I've been walking up and down and going from street to street. O da diyor ki dünyada gezinmekten sokak sok bir sokaktan öbür sokağa gitmekten geliyor. He said, yeah, I've been walking up and down going from street to street. Sokaktan sokağa gezmekten geliyor. This was what he himself answered to God. Bu kendisinin cevabıydı. Bu kendisinin Rab'be verdiği cevabı. Now that tells you that you have to be strong to be able to combat something you cannot see. Bu demek ki güçlü olmanız lazım ki görmediğiniz bir şeyle savaşabilirsiniz.
We read yesterday that the weapons of our warfare are not carnal. Dün okuduk ki bizim savaşımız etere daha karşı değil. Because Satan, you know what Jesus said? İsa Mesih ne dedi biliyor musunuz? Jesus Christ said, how can you go into a strong man's territory? Dedi ki bir güçlü bir insanın evine gidin. And spoil his goods. Ve onun evindekileri çalmak için. Without first of all binding the strong man. İlk başta o güçlü adama bağlamanız gerekiyor. The question is, how can you bind somebody you don't see? Sorun şu, görmediğiniz birini nasıl bağlarsınız? Can you see it now? Anlayabiliyor musunuz? That's why you have to be strong. Bu yüzden güçlü olmanız lazım. How can you bind somebody you don't see? Görmediğiniz birini nasıl bağlarsınız? But you see him performing havoc everywhere. Havoc. These people dying, causing trouble everywhere. Ama insanların her yerde sorunlara sebep olduğunu görebiliyorsunuz. But you cannot see him. Ama şeytanı göremiyorsunuz. That means you have to be strong. Bu demek ki güçlü olmanız lazım ki. To be able to bind him. Onu bağlayabilirsiniz. It's very important. Bu çok önemli. That as a Christian, we have to be strong. Hristiyanlar olarak güçlü olmamız lazım. The Bible says be strong in the Lord and in the power of his might. Kutsal kitap diyor ki Rabbin onun gücünde güçlü olun. In the Lord. Onun gücünde güçlenin. And in his might. Rabbin onun gücünde güçlenin. That's why if you believe there is nothing God cannot do with you and through you. Eğer Rabbin sizinle ve sizin aracılığınızla yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanıyorsanız. This is November. Şimdi biz Kasım ayındayız. Some of you are preparing for Christmas. Bazıları Noel'e hazırlanıyor. You're preparing for Christmas. Noel'e hazırlanıyorsunuz. Let me tell you something. Bir şey diyeyim size. I don't want to preach about Christmas. I don't want to preach about Christmas. Noel hakkında vaaz etmeyeceğim. Every single day is my Christmas. Her bir gün benim Noel'imdir. Not 25th of December. Aralığın 25'i değil. Every day is supposed to be a Christmas for any believer in Christ. İsa Mesih'te imanlı olan her kişi için her günün bir Noel olması lazım. Because the mentality that people have, they think, oh yeah, Christmas is such a special day. And then that day, they'll just go to church ceremoniously and whatever they do. And then they leave the church, their situation is worse than they went, when they went to church. Birçok insan Noel'in çok özel bir gün olduğunu, kiliseye gidecek bir gün olduğunu düşünüp o şekilde giderler ama hayatları daha kötü hale gelir. Amen. Amin. That's what the Bible is teaching us. Jesus said, we have made the word of God of none effect by our tradition. We have made the word of God of none effect by our tradition. Geleneklerimizden dolayı Rabbin sözünü etkisiz hale getirdik. That means there are some traditions that cuts off the word of God. Demek ki bazı gelenekler var ki Rabbin sözünü kesiyor. There are some traditions that God will not accept. Bazı gelenekler var ki Tanrı bunları kabul etmez. There are some traditions that is not of God. Rab'den olmayan bazı gelenekler vardır. In my village, there are some traditions I don't subscribe to at all. Benim köyümde Nijer ya da bazı gelenekler var ki hiç söyleyemem. It doesn't matter to me if it was before my great-great-grandfather was born. Belki bu gelenekler ta dedi ataların atasına kadar gidiyor kökü. Because I know that if I can stand on the word of God. Çünkü ben biliyorum ki eğer ben Rabbin sözünde durursam sağlam. That's why every December I have crusade in my village. Bu yüzden ben her Aralık ayında kendi köyümde İncil toplantısı yapıyorum. Because that is when the devil plans to kill those who are coming from the city or from the country in the village. Bu zamanda şeytan büyük şehirden köye doğru gelenleri öldürmeyi planlıyor. When they are rushing home to go and celebrate what they have celebrated, the devil has planted. Onlar aceleyle eve giderse ki aileleriyle öyle geçirsinler, şeytan onların önüne engeller koyuyor. Because it's a tradition. Çünkü bu gelenekten. But they don't know that the devil Jesus said that Satan is wiser than those children. Şeytan Rabbin çocuklarından daha akıllı. When Jesus said that, I said, no Lord, I'm going to be wiser than him. That I'm going to be wiser than Satan's children. Ben şeytanın çocuklarından daha akıllı olacağım dedim. It's up to you. Bu size bağlı bir şey. Because I have made up my mind. Çünkü ben kararımı verdim. That I refuse to die before my time. Ben vaktimden önce ölmeyeceğim. One day I was flying from London to Chicago. Bir gün Londra'dan Chicago'ya uçuyordum. And the turbulence was so bad. The turbulence. Gökyüzü çok kötüydü hava şartları. A big aeroplane was just going up and down like this.
Büyük bir uçak sallanıyordu yukarı aşağı vesaire. People were crying. People were doing like this. İnsanlar ağlıyordu, bazıları daha çıkarıyordu. In the plane. Uçağın içinde oluyor. I was sitting next to one man. Bir adamın yanında oturuyordu. The moment the plane took off, the man was drinking all the way. Uçak bir kalktıktan sonra adam bütün yol boyunca içmeye başladı. When the plane began to shake, man was doing like this. Ama uçak sallanmaya başladığında adam böyle yapıyor. He could not even open his eyes. Gözünü bile açamıyor. Aynen öyle. Then I said to him, ona dedim ki, why are you doing that? Niye öyle yapıyorsun? He asked me, he said, are you not afraid? Bana sonra dedi ki, sen korkmuyor musun yani? I said, no, if this plane crash now, I will survive. Ben dedim ki, hayır korkmuyorum, bu uçak şimdi düşse ben yaşarım. The man looked at me and said, how can you say that? Adam bana hakkı dedi ki, sen nasıl böyle şey? I said, if this plane crash now, I will be alive, I know that for sure. Eğer bu uçak şimdi düşse, eminim ben hayatta olacağım. He said, you cannot say that. Dedim ki, bunu söyleyemez. I said, because Jesus Christ who lives in me cannot die. Çünkü ben ona dedim ki benim içimde yaşayan Mesih ölemez. He says, because I live, you shall live also. So, as we are going through this turbulence, ve bu şekilde uçarken sallantılarla, I said to him, watch and see, because when this thing was happening, the devil was speaking to me also, telling me, oh, you're a preacher, you're going to die now. Şeytan da bana fısıldıyordu, vay, öleceksin sen de. You see, the devil is, even the devil spoke to Jesus Christ. Şeytan İsa Mesih'i bile konuştu. It's in the Bible. Sağ kitapta yazıyor. He said, fall down and worship me. Dedi ki, bana secde et o. So when the devil was telling me, he said, preacher, that's it, you're going to die now. Şeytan da bana işte diyordu, artık sonun geldi, öleceksin. I said, devil. Dedim ki, şeytan. Did you hear what the pilot said? Pilotun ne dediğini duydun mu? He said, ladies and gentlemen, we are going through this turbulence. Pilot dedi ki, biz bu durumun içinden geçiyoruz. So I am going through this turbulence. Ben de bu durumun içinden geçiyorum. When we passed through it and everything was all right. Ve içinden geçtik ve her şey iyiydi. I said, Satan, I told you we are going through this turbulence. Şeytan, ben sana bunun içinden geçeceğimizi söyledim. That man sitting next to me gave his life to Christ on the plane going to America. Yanında oturan o adam hayatını Rab'be verdi uçağa. Hallelujah! Hallelujah! He was drinking so that he could knock himself off to sleep. İçmesinin sebebi şuydu ki kendisinde biraz olmasın uykuya dalsın. But before he could drink enough to knock him off, turbulence came. Ama yeterince içmeden önce uçak sallanmaya başladı. The Bible said that fear comes from the pit of hell. Yes. Fear came from the pit of hell. Kutsal kitap diyor ki korku cehennemin içinden gelir. How many times did Jesus say fear not? Fear not. İsa Mesih kaç kere dedi korkmayın diye? How many times did the Bible say fear not? Kaç kere kutsal kitap diyor korkmayın? There are people sitting down here full of fear. Ama bugün burada korkuyla dolu insanlar var. You have fear of your life. Hayatınızdan korkuyorsunuz. You have fear of not having a job. İşiniz olmadığından dolayı korkuyorsunuz. You have fear because of your children. Çocuklarınızdan dolayı korkularınız var. You are afraid of the dark. Karanlıktan korkuyorsunuz. Some people are afraid of lizard. Bazıları kerkekeden korkuyor. Others of fear. Çeşitli lizard, her çeşit var. Fear is not of God. Korku Tanrı'dan değildir. Faith is of God. İman Tanrı'dandır. Both start with F. Fear İngiliz- and faith. İngilizce'de ikisi de F harfiyle başlıyor. Korku one is from the devil, one is from God. Bir tanesi şeytandan, bir tanesi Tanrı'dan. You have to choose to have faith. İmanınızın olmasını seçin. Let's stand to our feet. Ayağa kalkalım. Thank you, Jesus. Teşekkür ediyorum. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Teşekkür ederim. Blessed be the name of the Lord. Senin ismin kutsal olsun. Blessed be the name of the Lord. Rabbin ismi kutsal olsun. Father, I thank you. Rab, sana teşekkür ediyorum. Thank you tonight because your spirit is here. Sana teşekkür ediyorum çünkü bu akşam senin ruhun burada. Thank you because you are sana teşekkür ediyorum çünkü sen sadıksın. Thank you because there is nothing you cannot do. Sana teşekkür ediyorum çünkü senin yapamayacağın hiçbir şey yoktur. Thank you because you are our God. Sana teşekkür ediyorum çünkü sen bizim Rabbimizsin. Tonight you watch your people, Lord. Bu akşam sen halkına dokun ya. Strengthen their faith tonight. Onların imanı.
güçlendim bu akşam. I don't like this bit of fear. Korku ruhuna karşı geliyorum. Miracle working God. Mucizeler Rabbim. In the name of Jesus Christ. İsa Mesih ismiyle. I bind every satanic power. Şeytanın bütün güçlerini bağlıyorum. I come against every stronghold. Her bir kaleyi yıkıyorum. In the mighty name of Jesus Christ. İsa Mesih'in gücü ismiyle. I cast out the spirit of fear right now. Korku ruhunu şimdi kovuyorum. Turn this to loose. Bu insanları serbest bırak. By the power of the Holy Spirit. Kutsal ruhun gücüyle. In the name of Jesus Christ. İsa Mesih'in ismiyle. Lord, I decree tonight. İlan ediyorum Rabbim. Those who are not saved, they will be saved. Hayatları kurtulmuş olmayanlar da bir kurtuluş var. That is the greatest miracle, Father. Çünkü en büyük mucize kurtuluş mucizesi. I claim them to the kingdom of God. Bu insanları Rabbin krallığından getirmeni istiyorum. In the name of Jesus. İsa Mesih'in ismiyle. Now those who are standing. Hayatta duranlardan. If you know. Eğer. If you know. Eğer biliyorsanız şunu. That you have not given Jesus Christ your life totally. Tamamıyla İsa Mesih'e hayatınızı vermediğinizi biliyorsanız. You have not prayed, Lord, I'm a sinner. Come into my heart and save me. Dua edip Rab ben bir günahkarım gel ve beni kurtar demediyseniz. I'm not talking about going to church. Kiliseye gitmekten bahsetmiyorum. I said yesterday I went to church for so many years yet I was not saved. Dün de dedim ki ben seneler boyu kiliseye gittim ama canım kurtulmuş değildi. Church does not save anybody. Kilise kimseyi kurtarmaz. Jesus Christ the Savior. İsa Mesih kurtarıcıdır. So if you're here tonight. Eğer bugün buradaysanız. Tomorrow might be too late. Yarın çok geç olabilir. Tomorrow might be too late. Yarın çok geç olabilir. You don't know what's going to happen tomorrow. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. So if you're here tonight. Eğer bugün buradaysanız. And you want me to pray for you. Ve sizin için dua edilmesini istiyorsanız. For you to invite this Jesus Christ into your life. Bu İsa Mesih'i hayatınıza almanız için dua edilmesini istiyorsanız. I want to raise your hand up. Elinizi kaldırmanızı istiyorum. Wherever you are. Neredeyseniz lütfen elinizi kaldırın. You want me to pray for you to accept this Jesus Christ. Bu bahsini ettiğimiz İsa Mesih'i kabul etmeniz için sizin için dua etmemizi istiyorsanız. What is the Lord, I'm a sinner, come into my heart. Eğer demek istiyorsanız, Rab ben bir günahlıyım, benim yüreğime gel. Raise the hand, keep it up. Ellerinizi yukarıda tutun lütfen. Keep the hand up. Elleri yukarıda tutalım lütfen. Then others sit down. Those whose hands are up, stand up. Elleri havada olanlar ayakta dursunlar, geri kalanlar otursunlar lütfen. Others can see from those whose hands are up. Elleri havada olan ayakta kalmaya devam etsin. Sadece elleri havada olanlar ayakta kalsınlar. Elleri havada olanlar ayakta durmaya devam edin. Now please, those whose hands are up. Şimdi elleri yukarıda olanlar. I want to take the last step of faith and come out here and be with me right now. İmanınızın ilk adımını atıp lütfen öne gelin. Come on here. Lütfen öne gelin. Those whose hands are up. Elleri yukarıda olanlar.